Nazik ve bir o kadar da müşkül pesent bir cuma akşamından hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Erdem Bey'in de defalarca tekrar ettiği gibi programımızın adı... Su için çekmiyor, başka türlü geçmiyor, affedersiniz. Her şey su için diyorsunuz. Sevgili izleyiciler, siz de programımızın ismini sürekli söylüyorsanız biraz su içerseniz geçecektir. Evet. Ayrıca bir şey içmeseler bile Erdem Bey, nefeslerini tutup 10 kere yutkunurlarsa bizim programın adını söylemekten vazgeçeceklerdir. Niye Cenk Bey? Çünkü bazen öyle oluyor. Ben mesela siz... Orada burada devamlı bizim program adını söyleyerek gezenlere rastlıyorum. Öyle durumda diye. Bir tokat aşk edin kendilerine Cenk Bey. Bakın bakayım bir daha söylüyorlar. Korkutmak lazım diyorsunuz. Hayır. Sille diyorum. Ha. Osmanlı Sille Say. Osmanlı Sille Say. Evet, bu arada gördüğünüz gibi yeni haber durdurtma sistemim sayesinde artık habere elimi bile sürmüyorum sevgili izleyiciler. Nasıl Cenk Bey, sistemimi üfleyerek yerli bir etmeyiniz? Ya size... Kurt ve Üç Domuzcuk'un masalını hatırlatmak neyin isterim. Neyin Cenk Bey? Kurt ve Üç Domuzcuk. Nedir o Cenk Bey? Domuzcuklar ev yapıyorlar kendilerini. İlki samandan. Ondan sonra kurt geliyor, püf diyor püf diye evlerini yıkıveriyor. Sonra odundan yapıyorlar. Ondan sonra kurt püf diyor yıkılıyor. Sonra tuğladan yapıyorlar ama yıkılmıyor. Gerçekten sanırım sizin yazdığınız bir masal, çünkü en az o kadar iğrenç, affedersiniz. Yani ayrıca kurt odundan bir evi üflüyor püflüyor, nasıl yıkıyor Allah kahretsin. İşte odundan mı çalıdan mı, öyle bir şeylerden bir, ama ana fikri evlerin tuğladan olması, evlerin sağlam olmasını sağlar şeklinde bir. Bence ana fikri şöyledir, Süpermen'le karşılaşmayın şeklinde bir söylem olabilir. Bilmem, ya da Süpermen'in rakibi Zod vardır, bilmem bilir misiniz Cenk Bey? Süpermen 2'de. Siz Süpermen 2'yi seyretmiş, sanki eskiden hatırlamış gibi bana hava atıyorsunuz ama yemezler. Yıllar önce seyretmiştim Cenk Bey. Gene tekrarlarından birini seyretmişsiniz. Ya evet, herhalde tabii ki. Yani, herhalde yıllar öncesindeki Zod'u hatırlayacak değilim. İşte herhalde. Yani ben hatırlamıyorum mesela. Siz tekrarlarını seyretmediniz. Ben zaten Süpermen 2'yi hiç sevmemiştim. Tamam da ne yapayım Cenk Bey, sorduk mu? Allah Allah. Evet, programımızın sorduk mu adlı bölümünde Cenk Bey'in söylemini alalım. Buyurun Cenk Bey. Birbirine sorduk adlı bölümümüzde. onu sorabilirsiniz bana ancak. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün son derece önemli bir gündemimiz ve dosya konumuz var. Çünkü biliyorsunuz bu hafta sonu canımızdan çok sevdiğimiz MotoGP ya da motor yarışları şeklinde söylemiyle bir organizasyon var. Ve sevgili Cenk Bey, bu organizasyonu ben gidemeyeceğim için kendisine verdiğim 4 adet fazladan bilet sayesinde gidip eşiyle dostuyla izleyecek ve kameraya çekip bana izlettirecek ve kendisine bu konuyla ilgili izlenimlerini sorduk. Ben tabii ki öyle bir şey yapmayacağım Erdem Bey. Hiç gidip o gürültü dünyasının içerisine gelmem. Gürültü dünyası diyecek ve motor dünyası, affedersiniz. Ayrıca aynı şey. O gürültüyü hepsi yani 18 defa falan duyuyorsunuz. O kadar geçiyorlar önümüzden. Onun dışında gürültü falan yok, gayet güzel. Önümüzden uçak falan var. Bize selam vermek için mi geçiyorlar Erdem Bey? Niye tabii geçiyorlar? O sırada, hatta mesela siz eğer start finish düzlüğündeki tribüne oturursanız Cenk Bey, oradan geçerken şöyle yapıyorlar. Ama tabii bu bir saniye falan sürüyor. Ben de kalkıp selam vereyim o zaman ben de onlara. Tabii siz ayakta şöyle durmalısınız veya şöyle falan yapın. Bir şeyler ne yapın motorların artık. Şey günü mü? Yemin günü mü Erdem Bey? Motorların hayır. Hemen ertesi günü 23 Nisan olduğu için Cenk Bey, herhalde onunla ilgili bir geçit resmi diye düşünüyorum. Motorlara çocuklar pinecek diyorsunuz. Gerçekten hiçbir şey anlamayan, her şeyi şakaya vuran, lalet dahil ve gayri ciddi bir insansınız Cenk Bey. Yıkılın karşımdan. Bey, sağ olun. Cenk Bey, MotoGP ile ilgili hiçbir düşünceniz, görüşünüz, efendim hoşlanmaz mısınız? Hiç motosiklet falan falan. Çok saçma Erdem Ama Bey. Ama çok güzel bir şeydir. Bir defa biz pinseniz bir daha inmezsiniz, affedersiniz. Pindim birkaç kere hiç. Yani çok saçma diyerekten indim. Cenk Bey saçma ve sizin pindiğiniz o şey iğrenç scooter denen, vitesi bile olmayan tuhaf garip bir yaratıktı. Ona kendim pindim bir kere de öyle karşıdan karşıya geçerken, yani Avrupa yakasına, Asya yakasına geçerken öyle bir motorun arkasına pinmiştim. Çok saçmaydı Erdem Bey. Ne zaman pindiniz Cenk Bey? Motorun arkasına, hangi motorun arkasına pindiniz? Uzun yıllar oldu Erdem Bey. Kimin motoruydu? Onu da hatırlamıyorum. Gerçekten bence rüyanızda gördünüz ve ayrıca bir motorun arkasına pinerek onun zevkini alamazsınız. Öyle pineceksiniz. Kendiniz kullanmalısınız. Ön doluydu Erdem Bey. Özlemi mecburen arka tarafa pindim. Niye? Önde kim oturuyordu? İşte biri oturuyordu. Ben kalk falan dedim. Hiç tınmayınca ben pindim. Bilmeyin arkaya Cenk Bey. Delikanlı adam. Neyse, sonuç itibariyle ben MotoGP'ye falan gitmeyeceğim. Niye Cenk Bey? Gitmeyeceğim Erdem Bey. Ne işim var? Sevgili izleyiciler, Cenk Bey MotoGP'ye gitsin kampanyasını şu anda itibaren başlatmış bulunuyorum. Sevgili kanalımız 24'e edeceğiniz telefonlar, göndereceğiniz e-maillerle Cenk Bey'in pazar günü MotoGP'ye gitmesini isteyenler ona baskıda bulunsunlar sevgili Kaç izleyiciler. Kaç tane biletiniz Hatta var? Cenk onlar Bey'in telefonunu vereyim, onu arayın. 0532. Kaç tane şey var?
biletiniz var yanacak dört olan. Dört tane cekmek. Dört tanesi. Buradan izleyenlerimize, ilk arayan izleyenlerimiz şey yapsınlar. Çünkü programımızı kimse aramayacak. Tamam, o zaman Erdem Bey'in biletleriyle MotoGP'ye gitmek isteyenler 9'a bassınlar sevgili izleyiciler. Ama cekmek saçma, geceyi bu saatinde saatlerce 9'a basmak insanı deli eder diye düşünüyorum. Bir yandan da eğlenceli olabilir, affedersiniz. Tuhaf bir eğlence anlayışınız var. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, benim yerime MotoGP'ye gidecek olan arkadaşlarım, ki bunlar binleri aşan kişiler. Yani orada olan herkes... İnanıyorum ki benim yerim orada olacaklar. Onlara çok teşekkür ediyorum şimdiden. Sağ olsun ve var olsunlar. Bu arada Erdem Bey, bir ekte bir şeyler görmüştük ama o eki burada göremiyorum gazete bazlı olarak. Evet, o gazete ekini. Nerede o ekecek Bey? Ben kendisini Gökay Bey'e verdim. Bak Allah kahretsin. Hemen Reji, çabuk o gazete Reji, burada olsun. MotoGP'ye gitti sevgili izleyiciler. Ama biraz erken gitti. MotoGP'ye gittim, geleceğim diyorsunuz. Rejimizden isteyelim o eki, getirsinler. Evet, ilk haberimize geçelim bu vesileyle. Zil zurna araba kullanımı başlıklı haberimizi izliyoruz sevgili izleyiciler. Cenk Bey, çatalımı verir misiniz? Hayır, o benim çatalım. Benim Erdem çatalım Bey. Nerede? Sizin çatalınız yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Erdem Bey'in çatalını sakladım. Erdem Bey'in çatalını sakladım. Erdem Bey'in çatalını Cenk Bey, sakladım. Tamam, orayı söylediniz, kendinize gidin. Evet, izleyelim. Duralım. İzleyelim. Bunlar araba kullanmıyorlar ama Erdem Bey. Evet. Ama zil zurna olabilirler Cenk Bey. Zira ancak bir zil zurna durumda karın altında halay çekilir diyorsunuz. Ne karını Cenk Bey? Şu midemizin altındaki boşluk. İzleyelim. Görüyorsunuz ne kadar güzel eğleniyorlar sevgili izleyiciler. Bakınız. Evet. Duralım. Ben olayı anlatayım sevgili izleyiciler. Bu neymiş Cenk Bey? O olay. Olay biraz uzun olduğu için zorlandınız sanırım. Evet, biraz uzun. Neyse, yani bir otobüs işletmesine yeni bir 4 tane, yani bir filosuna yeni tane 4 tane yeni otobüs almışlar. Onu kutluyorlar. Ama şöyle bir durum var. Yani eğer şehirler arası otobüslere hani bazen biniyoruz ya mesela. Onlar ara verdikleri zaman kısa bir ara verelim bir şekilde duruyorlar da bir yerlerde. Biz de bu şekilde inip sevgili otobüs yolcuları olarak böyle halaylar çeksek, kaynaşsak, o ara daha çabuk etsek. Geçer çünkü çok uzun aralar veriyorlar sevgili izleyiciler. Yani 8 saatlik yola gidiyorsunuz, 4 saat mola veriyorsunuz. Çok saçma. İzleyelim. Duralım. Tabii eğlence öyle kar altında halay çekmekle bitmez sevgili izleyiciler. Yollarda korna çalarak, efendim çeşitli gösteriler bulunarak ve tabii davul zurnayı da kendi otosuyla yolda takip ederek eğlence Şimdi devam ediyor. Olay şu aslında, ben hemen söyleyeyim size. Menemen mi? Menemen, evet. Bu arkadaşımız, yani demin halay çeken dostlarımız, bakmışlar ki yeterince eğlenemiyorlar. Hemen imdada bizim zurnacı dostumuzu çağırmışlar ve zurnacı dostumuz da sol şeridi boşaltın ben geliyorum şeklinde. Zurnası ile birlikte geliyor. Ama sağ şeritten geliyor Cenk Bey. İşte onu şaşırmış biraz. Sağ şeridi boşaltın ben geliyorum demiş olabilir mi? İzleyelim. Duralım. Bu arada kameraya doğru üflemesi bizi gerçekten de sevindiriyor. Halkımızda kamera bilincinin gelişmesi bizleri çok sevindiriyor. Evet, bu arada arabayı nasıl kullanıyor? Otmut mu yoksa bu araba Cenk Bey? Otmut araba Erdem Bey. Kendi kullanır. Hayır. Diz adını Hayır verdiğiniz. Hayır dediniz. Diz adını verdiğiniz bazı olgularla kendisi direksiyonu düz tutuyor. Evet, bu arada haberimizde sevgili izleyiciler, zurnacı dostumuzun arabayı diziyle kullanmasının sanki son derece inanılmaz bir şey olduğu falan şeklinde bir takım söylemler var. Ben yıllardır, yani yaklaşık 20 yıldır arabayı dizimle kullanmayı başaran bir insanım. Sadece sokağa girerken de virajlarda biraz zor oluyor. Erdem Bey sadece diziyle kullanmakta da kalmaz. O esnada canı bir yemiş ya da buna bağlı şey isterse ayağını hemen sağ taraftaki torpido gözüne atarak onu açar. Oradan yiyeceğini alır yer ve daha sonra araba kullanmaya devam eder. Yo, size söylüyorum, veriyorsunuz Cenk Bey. Yıkmayınız stüdyomuza, affedersiniz. Evet, bu arada sevgili izleyiciler, ayrıca şunu da söyleyelim. Bence Cenk Bey bu kutlamanın asıl bencesi yok ya, net ve müspet doğruyu söyleyin. Burada sizin yorumlarınıza ihtiyaç yok Erdem Bey. Cenk Bey, beni sinirlendirmeyin, kendi programımdan atarım sizi. Kendi programımızda atarsınız ama bu program benim. Öyle mi? bu kutlamanın yerine gitmesi, yani bu otobüslerin alınmasını kutluyoruz. Sonuçta bu arkadaşlarımızın otobüsün içinde olması lazım. Madem zurnacı dostumuz otobüs araba kullanarak zurna çalabiliyor, hadi bakalım otobüs kullanarak zurna çalsın. Ya da zurna çalarak otobüs kullansın veya zurna kullanarak otobüs çalsın. O olabilir Cenk Bey. Zurnayı, kapıyı kanırtarak zurnayla açabilir, affedersiniz. Zurnanın zırt dediği yer dediniz. İzleyelim.
Duralım. Bakın arkada da bir davulcu tarihi dostumuz. Bir davul var şurada gördüğünüz gibi. Dahili davul dediniz. Dahili davul. Peki Cenk Bey, zurnacı dostumuz arabayı kullanırken doğaçlama mı takılıyor yoksa gerçekten bilindik bir şey gayet mi çalıyor? Gayet bilinçli. Gideceği yeri bilerek gidiyor. Hayır. Yani bilindik bir şey mi çalıyor diyorum. Bilindik bir şey mi çalıyor? Yani sonuçta zurnada ne çalarsanız çalın bilindiktir. Zaten zurnada ne çalabilirsiniz ki? Adlı yazınızdan bir parça okudunuz, evet. Cenk Bey. İzleyelim. Önüne bakmayı ihmal etmemesi. Bu arada duralım. Bakın önüne rahat bakıp yolu rahat görmek için sevgili zurnasını biraz sola kaykıp dışarı doğru tutuyor. Çünkü Cenk Bey zurnayı ileri doğru tutarsa sadece görüş açısı etkilenmez. Ayrıca camdan çarpıp gelen zurna sesi. Bu olabilir değil mi orada? Şeklinde eğer rüzgar. Hayır. Zurna sesinden dolayı arabanın sesini duyamayacağı için kullanamayabilir Cenk Bey. Kullanabilir ama benim dediğim de mesela şuradan hafif biraz daha çıkartırsa buradan gelen rüzgar zurnanın çıkış kısmını tıkayacak ve notaların arkadaşımızın genizine kaçmasını sağlayacaktır. Notalar bir insanın genizine kaçabilir mi Cenk Bey? Kaçabilir Erdem Bey. Peki izleyelim. Duralım. Bu arada bayağı bir sürat var Cenk Bey araba. Evet, otobüsler Susurluğa gelmişler. Arkadaşlar İstanbul'dan çağırmışlar Erdem Bey. Otobandan gidiyor kendisi. İzleyelim. Cenk Bey, tekerlekten arabanın süratini çıkartabilir misiniz? Tekerlekten arabanın süratini çıkarttım Erdem Bey. 4 kaldı. Duralım. Gözlüklere dikkatinizi çekiyorum sevgili izleyiciler. Tam ekran alalım. Biraz ilerleyelim. Kötü bir yerde durdum. Evet, bu gözlükler Brad Pitt'in dövüş kulübünde giydiği gözlükler sevgili izleyiciler. Giydiğini taktığı diyelim. Ben giydim. Evet, duralım. Ama durdurunca böyle flu ulaşıyor. Evet, devam edelim. İzleyelim. Evet. Rasim Kaya. Sarıkamışlı zurnacı Rasim derler bana. Maşallah hiç direksiyon... Duralım. Tabii yok. Kendisine zurnacı Rasim diyor olmaları sizi bir nebze olsun şaşırttı mı Erdem Bey? Hayır, kendisi lastikçi Mahmut falan deselerdi o zaman şaşırdım. Çünkü adı Rasim, kendisi zurna çalıyor ama lastikçi Mahmut diyorlar. Güzel bir haber değeri olur Erdem Bey. İzleyelim. Alışmışım da. Dizlerimizle mi? Dizlerimle, evet. Tamam. Otobüte durun. Duralım. Evet, soruyu tamamlamadan, cevaplamadan sevgili izleyiciler, kendisi davulun sesini duyduğu anda zurnayı kaparaktan vebade süzerekten, evet, affedersiniz. Buna Erdem Bey, Pavlov'un zamanında yaptığı deneyden de yola çıkarak şartlanma adını verebilir miyiz? Şimdi aldığım bir haberi veriyorum Cenk Bey, buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun. Cenk Bey, siz vermek zorunda değilsiniz. Evet. Değil mi? Şartlanma bu sonuçta. Kendisi davul duyduğu anda zurnan nerede şeklinde zınk diye fırlıyor. Ve... Pavlov'un kuçularından mı bahsettiniz? evleri. Evet, izleyelim. Duralım. Yalnız ben burada davulcu dostumuzu suçluyorum. Çünkü arkadaşımız bir demeç veriyor kameralar önünde. Bir söylem yapıyor. Söylemini tamamlamadan dangada dungada kendisini gaza getirip davul çalmanın alemi yok değil mi? Çünkü Erdem Bey, bu arkadaşı kıskanıyor. Çünkü demeçleri hep o veriyor. Bu da hiçbir şey yapmadığı için. O da davul çalarken onun... araba kullansın. Onunla da demeç verir. Evet. O da demeç versin. Demin arabayı dizleriyle kullanıyordu. Acaba dizleriyle zurna çalabiliyor mu diye bende bir merak uyandı Erdem Bey. Hayır, zurnasıyla arabayı kullanabilmesi lazım Cenk Bey. Anladım. Zurnayla dizleri kullanmak dediniz. İzleyelim. Gördüğünüz gibi eğlence ve olay mahalline hızla yaklaştı kendisi. Burada da kestik zaten. Evet, otobüste bu arada bütün bu eğlenceyi kaçırmış gibi duruyor Cenk Bey. Çünkü asıl zurna peşrevi yolda, evet, vardı. Otobüstekiler bunu ilginçti, hiç görmedi. Yolda pek çok arkadaşımız kar altında halay çekiyorlardı. Fakat şu an ne kar var ne bir şey var Erdem Bey. Bakın hava şartları nasıl halay da yok Cenk Bey. Evet. Demek ki kar durunca halaylar da duruyor diyorsunuz. Evet. Siz yani Fener halayı sık sık ziyaret ettiğinizi söyleyen, evet, bir insansınız. Öyleymiş. Niye Fener halamızı sürekli ziyaret ediyorsunuz? Seviyorum Erdem Bey kendisini. Anlıyorum diyorum. Teşekkür ederim. İlk haberimiz bu kadarla kalmıyor sevgili izleyiciler. İkinci habere geçiyoruz diyorsunuz. İkinci haberimiz şöyle. Ben daha iyi oynarım başlıklı bir haberimiz var. Bu haberin başlığını sevgili Cenk Bey koydu. Neden ben koydum? Çünkü Erdem Bey gerçekten de bu habere konu olan oyunu o kadar iyi oynar ki sevgili izleyiciler. Nedir Cenk Bey bu oyun? Ağzınız 5 karış açık alır. Loto. Ama bu loto çok iyi oynanabilen ya da kötü oynanabilen bir şey midir? Ama buradaki arkadaşımız öyle bir demeç veriyor Erdem'e. Ben çok iyi oynarım bunu diyor. İzleyelim, görelim. İnanamadım yani. Kendi kendime inanamadım. Duralım. Arkadaşımız ne gördüklerine ne başkasının söylediğine falan değil. Kendi kendine inanamıyor sevgili izleyiciler. O yüzden uzun süre aynaya bakmış. Yani otomatik değil. Bu arada sevgili izleyiciler, arkadaşımız yani amcamız diyelim. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesi
Kayabaşı Mahallesi muhtarı Sebahattin Konukçu. Dikkat ederseniz titri isminin 10 katı kendisinin ve sevgili izleyiciler kendisi 52 yaşında 5 çocuk babası ama asıl önemli olan rakam 105 bin YTL. 52 ve 5 değil. 105 bin YTL'lik lotodan ikramiye kazanmış. İzliyoruz. İnanamadım. Sonra tekrar zavartı, cumartesi sabahı oldu. Geri tekrardan geri aradım ben. Bayi. Duralım. Cenk Bey siz lotoyu kazanıp kazanmadığınıza inanmazsanız tekrar bayiyi arar mısınız? Hayatta bayiyi falan aramam. Direkt saklanırım bir yerde Erdem Bey. Çünkü, ama inanmıyorsunuz. Hayır ben kazanmadım falan diye sürekli kendinize anti telkinde bulunuyorsunuz. Ama o zaman eğer mesela olayı size söylesem falan siz hemen bana da bir sakalat benim yüzdemi düşündün mü falan diye laf edersiniz diye düşünüyorum. Ben öyle şeyler yapmam Cenk Bey. 30 yıllık arkadaşlarımız var sonra. Sağ olun. Evet izleyelim. Bayi aynı cevabı verdi. Dedim ki kaç kişi bir dakika duralım. Bayi aynı cevabı verdi dedi. Yani ben de inanamıyorum bu demiş. Yani ne sorduğunu anlamadık ki Cenk Bey. Yani daha doğrusu o cevabı bir başta bir kere duysak sonra bayi aynı cevabı bir daha verdiğinde hangi cevap olduğunu anlarız ama o cevabı bilmiyoruz. Evet. Yani çok muallakta bir çift konuşma oldu diyorsun. İzleyelim. 12 kişi tuttur dediler. O arada dediler bir tane sorgundan talihinin daha belli olmadı dedi. Ben dedim ki ben olabilir miyim dedim. Keşkem sen olsan dedi. Bayi tanıyor beni. Durun. Bay diyor ki keşkem sen olsan. Güzel bir şarkı Erdem. Başlıyor söylemeye keşkem ah keşkem keşkem. Cenk Bey niye yani böyle bir konuşmayı bayi de düşünüyor acaba? Bu adam niye acaba beni açtı şimdi niye arıyor beni ki acaba bu mu kazandı falan diye düşünmüyor mu yani? Olabilir bir de sorgundan başka bir talihi varmış o ben olabilir miyim diye soruyor Erdem'e. Ben bayi olsam tamam sen ol falan derim yani. Ya da bu durumda biz de herhangi bir bayi arayıp Ankara'dan bir talihli varmış onun yerine biz olabilir miyiz şeklinde sorular sorabiliriz. Hayır, ama o zaman bayi de sorgunda demek ki Cenk Bey. Bu arkadaşımız yani amcamız merhaba iyi günler acaba sorgundan kazanan talihli ben olabilir miyim rica etsem falan şeklinde bir söyle yaptı. Hayır o benim şeklinde bayi o şekilde söyleyip kapatmalı ve parayı kendisi cebelleziye ben bayi olsam öyle yaparım. Zaten ben loto bayisi falan olsam bütün o kağıtları kendim oynarım Erdem Bey. Gerçekten sıfırı tüketen bir insansınız Cenk Bey. İzleyelim. Ondan sonra benim geldik. Salı günü bir tane Ervanket'ten bir daire aldık. Başkanla beraber hep birlikte. Ondan bir tane de Brut Bey aldım. Duralım. Başkanla birlikte daire almışlar. Yani beraber mi oturacaklar herhalde? Başkan kim onu bilmiyorum Cenk Bey. Neyin başkanı? Belki Aziz Yıldırım'la beraber daire almış olabilirler. Başkan kavramı diyorsunuz kafanızdakiler. Ya da Alişen gidip sorgundan gel bakalım madem sen 105 bin YTL kazandın gel seninle şuradan beraber bir daire alalım. Hayır şimdi kendisi Mıhtar. Ondan geldi. Evet mıktar olduğu için diyorsun bir mıktar dediniz. Ayrıca sonra da daire aldıktan sonra da bir Brad Bey almış. O kısmı bir daha izleyebilir miyiz? Reji. Hı? Reji. Evet Birlik Mehmet galiba. Evet izleyelim. Başkanla beraber hep birlikte. O da bir tane de Brad Bey aldım. Duralım. Brad Bey ne kim Cenk Bey? Brad Bey almış bilmiyorum Erdem Bey ama bir tür at olabilir. Gerçekten çok at beyinli bir hayvan. Sağ ol. Kafanız hep atlara çalışıyor diyorsunuz. Hayır bence Broadway'de bir gece geçirmiş veya bir gün Broadway'e bilet almış olabilir. Belki Broadway müzikali. Broadway'de sergilemek üzere bir metin satın almıştır. Evet. İzleyelim. Bağkur'umu yatırdım. Daha da inanamıyorum bu işe. Duralım. Evet bu arada kendisi Broadway ve ev almış ama... Ağız sağlığıyla ilgili bir takım sorunları var. Bence ilk yapması gereken sevgili Sebahattin Bey'in dişleriyle ilgili problemleri İlk yapması gereken dediniz bu durumda evi ve arabayı geri satsın, dişlerini yaptırsın sonra kalan parayla daire alabiliyorsa eğer. İzleyelim. Manavlımız devam ediyor. Manavlımız devam ediyor. Duralım şimdi. Muhabir arkadaşımız da her zamanki muhabir dostlarımız gibi soruyu sordu. Yani zurnanın zırt dediği yeri buldu. Manavlığınız devam ediyor. Yok hayır adam 105 bin YTL çıktı manavlığı bırakıp muhteşem bir holding evet. Ya da o şu açıdan sordu. Belki de ikramiye kazanınca manavlık düşüyordur Erdem Bey. Manavlığınız hala duruyor mu? Allah Allah falan diye. İzleyelim. Bu iş benim brancım yani. Devamlı çalıştığım bir yer. Duralım. Devamlı çalıştığım bir yer derken loto oynamaktan mı bahsediyor? Bu iş benim brancım devamlı çalıştığım yer derken manavlıktan bahsediyor. Hmm. Bir arkadaşımız bir manavda çalışıyor. İzleyelim. Ben mahalle muhtarıyım. Doğan kendi Kayabaşı mahalle muhtarıyım.
Duralım. Cenk Bey, muhtarlar aynı zamanda manavlık yapabilir mi? Ya da manavlar muhtarlık yapabilir mi? Vakitleri varsa yapabilir. Yani geceleri manavlık, gündüzleri muhtarlık yaparak geçimini sağlayabilirler. Gerçekten çok muhtar ve manav bir insansınız. Sağ ol. İzleyelim. Çıktı çıkalı devam ediyorum. Lotoya yine de devam ediyorum yani. Duralım, yani lotoya mı devam ediyor yoksa manavlığa mı devam ediyor? Manavlığa devam ediyor. Eğer demin bahsettiği iş yeri manavlıksa ona devam ediyor. Yok, demin bahsettiği iş yeri loto oynadığı yerse lotoya devam ediyor herhalde. Evet, gerçekten yok falan diye beni sinirlendirmeye çalıştınız ama olmadı Cenk Bey. Şöyle bir kural var mı? Yani lotoyu bir kere büyük ikramiye kazanırsan bir daha hayatta loto oynayamazsın. Yürü falan şeklinde bir yok, tabii kural kanunu var mı? İstediğiniz kadar loto oynayabilirsiniz ama öyle her... Mesela haftaya her bu adamcağız bir tane daha tuttursa Cenk biz Bey, iyice yani. Sinirlenmez miyiz? Eğer yani bir kere arkadaşımız tutturmaya alışkanlık ettiyse bundan sonra tutturacaktır. Çünkü tutturdu mu tutturuyor diyorsunuz. Tutturdu mu tutturur bir insan. Ayrıca lotoyu iyi oynayan kazansın diye bir söylemimiz de vardır değil mi Cenk Bey? Evet. Sevgili izleyiciler, kısacık bir aradan sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Uzun uzun. Cenk Erdem'le haberden önce tok karnına. Merhaba sevgili izleyiciler. Hepinize mutlu akşamlar dileyerek hem yeni bir haftanın hem de bu haftanın ilk HÖT programının başlangıcında sizlerle birlikteyiz. Ve işte Cenk Bey bugün mutlu ve mesut bir biçimde programımıza geldi. Ne kadar seveceğim bir insan. Merhaba Cenk. Merhabalar. İlginç haberler Cenk Erdem'in güzide yorumlarıyla karşınızda. Bura nasıl harita diyor? Bu Avrupa'ya giriyor bu ülke. Herkes iğneyi görüyor uzayda. Nasıl bir ülke bu ülke? Haritada yok. Nasıl bir ülke bu ülke? Haritada yok. Fazla baskı sonucunda burada Adem elması dediğini, adını verdiğimiz Adem organımız... Adem elması dediniz. Adem elmasını gulp diye yutabilir ve Adem elmasını karnından daha sonra da bir ameliyat zoruyla çıkartmamız gerekebilir Erdem Bey. Bu arada bir saniye. Burada dans eden bir arkadaşımızı gördüm. Bakın. Güreşten ve güreş izlemekten sıkılanların dostu. Lamba da yapıyor Erdem Bey. Arkadaşımız daha önce sanırım hep araba yıkadığı için, at ilk defa yıkadığı için hayatında. Kendisi atı suyla doldurduğunu da zannediyor olabilir. İznıt bıznıtı, iznıt bıznıtı, iznıtı bıznıt, iznıtı bıznıt, iznıta bıznıt, iznıta bıznıt, bıznıt, bıznıt. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi sevgili yeni teaserımızla teaserımızı sizlere izletmek için kısacık bir ara vermiş olduk. İzleyenlerimize yeni teaserımız var, sizin var mıydı? Bakın mı? Bizim yeni teaserımız var attık. Şeklinde cakas attık sevgili izleyiciler. Çatlayın da patlayın. Cakas attık diyorsunuz. Evet, güzel olmuş yapan arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Bu arada sevgili izleyiciler, Star gazetesinin Star Box adlı boksörler için sanırım çıkardı. Sportmen ekinde. Boks özel diyorsunuz. Star Box ekinde. Yine her zamanki gibi pek çok olaya yer verilmiş. Yani bütün gazete eklerinde olan garip kurabi şeyler var tabii Star gazetesinde de. Şimdi burada da yaşam tarzınızı değiştirin başlığının altında sevgili izleyiciler. Yemek, yani beslenmemizle ilgili yaşam tarzımızdan bahsediyor herhalde ki. Çünkü bütün maddeler beslenmeyle ilgili. Fakat ilk madde şöyle diyor Cenk Bey. Bunu size sormam gerekiyor. İlk madde ve ilk laf şu. Başlık nedir? Şu başlığı okuyun isterseniz önce. Başlığımız şöyle. 12 adımda sağlıklı beslenme önerileri. Evet. Evet. İlk madde de şöyle. Çeşitli besinlerle beslenin. Evet. Burada en... Yani bunu yazan arkadaşımız üst katta. Yani mümkünse gelirse. Yok gelsin siz gidin. Bence yüce bir insan Erdem Bey. Yani. Çünkü yani... kendisi şunu düşünmüş. Bazı insanlar besinlerle değil çivi, lavabo, seramik parçalarıyla besleniyor olabilir. Ve bu sağlıksızlık yüzden önce onları bırakın ve besinlere geçin demiş. Bir saniye, bunu yazan arkadaşımız bu arkadaşımızmış. Yani uzman diyetisyen Selahattin Dönmez. demek ki gitmiş. Bu bir aralar bizim çalıştığımız Ganel'de çalışan arkadaşımız değil mi? Tamam, o zaman kendisini tanıyoruz. Tamam, normal diyorsunuz. Konuşuruz bir ara nasılsa. Evet, yani çeşitli besinlerle beslenin gerçekten güzel bir giriş. Yani dakika bir, gol bir olmuş. O yüzden maddelerin, yani diğer 12 maddeyi herhalde okumamıza gerek yoktur değil mi Cenk Bey? Ama şöyle bir göz gezdirebilir miyim? Gezdirmesin, ondan sonra 50 saat sürüyor Erdem, hadi.
Ama bu bağlamda siz mesela basketbol nasıl oynanmalı şeklinde bir şeye başlayacaksak bir basket sahasına gidilmeli. Bir şeklinde. Ama o çok yine girizgah. Yani o yine şey normal yine normal mi olur diyorsun? Yine normal olur yani bu kadar kör gözüne parmağım değil affedersiniz. Nasıl beslenmeliyim? Çeşitli besinlerle beslenmelisin. Sizin söyleminiz ne diyecek be? İnsanlar normalde çivi, lavabo ve seramik tuğla parçaları. Seramik parçalarıyla beslenirler, evet. Diğer bir haberimize geçiyoruz sevgili izleyiciler. The Best Buzağı of Turkey yarışması taşıyorum. Ama yeterince bu yarışmanın gündeme gelmediğini düşündüğümüz için bu haberi... Evet yani burada şey güzellik yarışması olsa 2-3 tane böyle sevgili tıfıl insan yani bayan dostumuz yürüse hemen bütün haberlerde veya kanallarda gösterilir. Ama buzağlar yürüyor, kimsenin haberi yok sevgili izleyiciler. İşte hötk farkı. İzleyelim. Buyurun. Duralım! Şu buzağı mı dana mı Erdem Bey? Buzağı herhalde Cenk Bey. Hangisi danaydı? Buzağı the best buzağı of Turkey yarışmasına dana getirirlerse olmaz değil mi? Sayılmaz değil mi? Ama çok güzel gerçekten de bence bu kazanmalı. İzleyelim. Poz ver, poz ver kızım, poz ver. Duralım. Evet, poz ver kızım, poz ver diye arkadaşımız buzağısını gaza getirdi. O zaman demek ki bunlar eğitimli buzağılar. Yani tut getir dediği zaman falan getiriyor. Otur çök tahsilli dediği zaman. Tahsilli buzağı diyorsunuz. Çöküyor falan değil mi? Mi? Cenk Bey, buzağıları tut getir ya da otur çök şeklinde eğitmezler affedersiniz. Onlar büyüyünce inek olur. En fazla etin güzel olsun falan diye eğitirler. Etin ya da sütün. Buzağı süt verir mi Cenk Bey? Buzağı süt verir mi Erdem Bey? Vermez değil vermez mi? O erkektir. İzleyelim. Duralım. Niye durduğumu anladınız mı Cenk Bey? Ha? Niye durduk? Evet, çünkü ne diyeceğinizi bilemediniz Erdem Bey. Hayır yani niye durduğumuzu biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz. Evet devam edelim. Duralım. Ne diyordunuz Cenk Bey? Bir şey gösteriyor. Şu güzel değil diyorum. Niye? Bu ne kadar kör. Güzel siyah. Siyah beyaz olmamış. O deminkilerin ama bu da siyah beyaz. Siyah daha şey. Ya bu buna göre daha güzel. Yani bu buna göre daha güzel. Bu köpeğe benziyor. Abi ben... biraz evet, dev bir köpek. Sizin köpek anlayışınız öyle. Sağ olun. Ama bence az evvelki o yakın çekim kızım dediği en güzeliydi şimdiye kadarkilerin içinde. Evet ama birinci olanı biz tam görmüyoruz değil mi bunda? Bilmiyorum bakacağız. İzleyelim. Duralım. İşte gerçek jüri budur. O bir takım televizyonlar programlarındaki gibi falan değil. Bakın ciddiyet. Ve düşünce. Evet ayrıca sevgili izleyiciler güzellik yarışmaları yani şimdi bırakın o programları televizyonlardaki yarışmaları falan oradaki hani sırf birbiriyle kavga etsin diye oraya oturtulmuş insanları. Güzellik yarışmalarında dahi bildiğimiz güzellik yarışmalarında dahi bu kadar ciddi ve bu kadar çalışkan evet. Jüri üyeleri bulmamız mümkün değil. Çünkü bakın bu jüri üyesi en az 5 sayfa yazı yazmıştır bir buzağı hakkında. Üstelik kendisini tebrik ediyorum yazdıkları ya da verdiği notu yanındaki arkadaşının görmemesi için de gerekli eliyle önlemleri kapatıyor. Almış kimse kimseden kopya çekmesin evet. Anlayışı izliyoruz. Dur. Geri gelelim. O neydi Cenk Bey? Ben askere gitmeden önce bir muayene yapıyorlar şeyde askerlik şubesinde. Orada da böyle muayene etmişler Cenk Bey. Paçaları sıyırıyorsunuz. Tamam diyor geçiyorsunuz. İzleyelim. Geri alalım biraz. O hareketi görelim. Bakın şu an bir yere bakıyor Erdem Bey. Nereye bakıyor? Bir buzağın ayağına doğru bakıyor olsa. Niye yani ayağına bakıyor Cenk Bey? Kafasına çünkü da bakıyor olabilir. Buzağı dost, aşağıda. Dost kafaya, düşman ayağa bakar Erdem Bey. Düşman diyorsunuz. Buzağa düşmanı yaptınız jüriyi. İzleyelim. Duralım. Şimdi Cenk Bey burada da bir kurdele abartımı söz konusu değil mi? Yani bu buzağı bugün kullanıma açılacak Erdem Bey. Ha, bu kadar süsleyerek bir ilerleme kaydedilebilir mi? Jüri bunu göz önüne alıyor mu? Göz önüne almaz çünkü sonuçta hatta daha da ters tepebilir. Çünkü oralarda yara olabilir ve onları o kurdelalarla kapamış olabilir Erdem Bey. Büyük bence hata. Çok güzel bir konuşmaydı bu sizin yaptığınız en iyi konuşmalardan biriydi Cenk Bey. Evet işte sağ olun. İzleyelim. Duralım. Bu muydu Cenk Bey kızımız? Kızımız bu değil Erdem Bey. Evet izleyelim. Teşekkür ederim. Bu. Evet, biraz başa gelelim şimdi. Cenk Bey çatalınızı bir dikkat alabilir miyim? Gelelim, kızımızın geldiği dakikayı alalım. Evet, izleyelim. Duralım. Birazcık başa, bir iki frame. Evet, duralım. Evet, sevgili izleyiciler, bakınız burada bir arkadaşımız kim olduğunu
Şimdi kim olabilir bir kere onu söyleyelim. Ya, protokolden birisi sonuçta jüri üyelerinden evet, değil. Kayseri valisi olabilir. Ondan sonra cuma. Neyse birileri yani Kayseri valisi en kötü ihtimalle Kayseri valisi olabilir. Bakınız Buzağı'ya öpücük gönderiyor. Ama belki de hakikaten Buzağı öyle çağrılıyor olabilir Cenk Bey. Yani biz hiç o tarz yerlerde yaşamadığımız için. Yani kasap kesimde yetişen bir insan olsak belki bilirdik efendim. Ya ben Buzağı'yı Buzağı diye çağırırım eğer tanıyorsam. İsmiyle hitap ederim diyorsunuz. Tanıyorsan tanıdık bir Buzağı'ysa Buzoş falan derim. Samimiyetim varsa. Peki öpücük gönderir misiniz? Gönderirim samimiyetimle ilgili olarak. Tabii. Evet izleyelim bakınız. Şu arkadaşımızı izleyelim. Bakın öpücük devam ediyor. Bu arada... Bakın özel alkış aldı. Herkes alkışlarken kendisi oturduğu için, alkışlamadığı için sonradan hepsini çat 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 diye saydırdı. Bir daha izleyelim alkış faslını. Evet yine slow rewind adını verdiniz. Bazen Cenk Bey başa alalım dediğime çok pişman oluyorum. İntihara sürükleyen rewind. Evet izleyelim. Bravo. Kendisi özel alkışını aldı ve gidiyor. Evet. Cenk Bey hayvan gideceğini nereden anladın? Biri mi çekiştirdi onu? Çekiştiriyorlar tabii. Peki bunlar ilk 3'e mi girmişler ya da ilk 8'e mi girmişler? Valla neye girdiklerini bilmiyorum ama birazdan... Birazdan yiyecekler diyorsun. Protokole girecekler Cenk Bey. Evet. Bu arada gıdısını sevdiren ilginç... Aa duralım bu en güzeli bu Cenk Bey. Bu çok güzel. Bu keçiye benziyor herhalde. Beni ne neye benzerse benzesin en güzeli bu diyorum işte o kadar. Allah Allah. Bunlar herhalde süs buzağısı Erdem Bey. Ya, bu kadar sevdiklerine göre. Biblo diyorsunuz saçmalamayın. Canlı buzağı Cenk Bey. Süs buzağısı ya da... Canım, sonuçta süs köpeği var. Finolar ya da fifiler süs köpeğidir yani. Ama yani herhalde... Bir işe yaramaz anlamında. Canım... Yani bunları büyüdükleri zaman kesecekler mi? Kesecekler herhalde. Cenk Bey fifileri büyüyünce kesiyor muyuz? Köpek yemediğimiz için kesmiyoruz ama sonuçta buzağları büyüyünce kesip yemiyor muyuz? Yiyoruz. Evet. Dolayısıyla süs buzağısı diye bir şey yok işte söylemime geldiniz. Ama işte bunlar öyle olabilir. Belki büyümüyorlardır falandır filandır. İlginç bir buzağı türü çıkardınız. Çünkü böyle bu küçük yaşta bunları şöhrete alıştırıyorlar. Sonra yemeye kalktığımız zaman yiyemiyoruz herhalde. Tabii etikart olur bunların Cenk Bey. İzleyelim. Bitti mi? Bitmiş Cenk Bey görüntümüz. Bitti burada mı kestiniz daha... görüntümüzü? Ama yani birincinin kim olduğunu falan fişmek ben kesmedim ki Erdem Bey. Kim kesti? Gökay. Gökay gel bakayım buraya. Birinci kim söyle bakayım. Belki evet. Onu izleyiciye bırakmıştır. Ama belki haberimizde yazıyor Cenk Bey. Haberde ne yazacak Erdem Bey? Sağdan üçüncü buzağı birinci oldu mu yazacak? Ben buldum Cenk Bey. Holstein kategorisinde Mehmet Yavrum. Simental kategorisinde Ahmet Solak, Montofon kategorisinde ise Erkan Gülgün'ün yetiştirdiği buzağlar birincilik elde etmiş Cenk Bey. Montofon kategorisine bence katılabilirdiniz rahatlıkla. Bence ve hiç rakip tanımazdım affedersiniz. Özellikle sizle yetiştirdiğim bilindiği için. Reji ne dedin en son bir daha söyle bakayım. 8 dakika peki. İzleyelim. Pardon izlemeyelim haberimiz neydi Cenk Bey? Haberimiz Erdem Bey, son dakika gelen bir haber. 8 dakika varmış. Hayır, son dakika değil. Son bir haberimiz daha var. İzleyicilerimize bu haberin sunumuyla ilgili sizi baş başa bırakıyorum. Sunsun, sunumunu hanım diyorsunuz. Biliyorsunuz Tuğba Özay adlı son günlerde bizleri çok sevindiren bir hanımefendi var. Kendisi meslek bazında manken. Değil mi Erdem Bey? Politikacı. Yani son zamanlarda ama politikaya potansiyel katılımı... Potansiyel politikacı diyelim. Buna bağlı güzide konuşma sistemleriyle dikkat çekiyor. Bu bağlamda da bir... Pek çok haber konuşumu var Diyarbakır'da değil mi? Etli ekmek haberimizi hatırlarsınız belki sevgili izleyiciler. Onun dışında kendisi ekmek yapıyordu orada. Ekmek yapıyordu. Pek çok politika ile ilgili görüşlerini aldık. Yine Tuğba Özay'a kim dur diyecek başlıklı haberimizde Tuğba Özay bizler birlikte izleyelim. Buraya... Duralım. Bu Tuğba Özay mı Cenk Bey? Bu Tuğba öyle olabilir Erdem Bey. Zira beni var. Gördünüz mü? Hayır yani ilginç bir yerde durdurmuş reji. Bakar mısınız Cenk Bey? İzleyelim. Göremiyorsunuz galiba. Çizgilerini çok severim. İnsanlarını çok severim. Tarihi beni çok etkiler. Duralım. Bu arada Diyarbakır'da Tuğba Hanım. O yüzden bu şekilde konuşuyor. Diyarbakır'la ilgili görüşlerini belirtiyor. İzleyelim. Her şeydir. Yani sanki hani ben geçmişte böyle reenkarnasyon falan inanıyor olsaydım. Duralım. Rehankarnasyon nedir Erdem Bey? Rehan dediniz. Rehankarnasyon bir arkadaşı Cenk Bey. Kendisi yalancı bir insan. O yalancı yüzden kendisine Reyhan hiç inanmıyoruz. Ama kendisi Rehankarnasyon diyor. Demek diyor yani kız olursa Reyhan, erkek olursa Rehan olabilir mi? Kız olursa Reyhan, erkek olursa Karnasyon olabilir Cenk Bey. Karnasyon güzel bir isim değil ama. Niye? Bence çok güzel bir isim. Bu arada ben size mesela şeyle ilgili atıyorum. İşte bir şehir mesela Trabzon'la ilgili bir şey sorsam Erdem Bey siz ne dersiniz?
Trabzon gerçekten çok güzel bir yer. Ben ne zaman gelsem kendimi onlardan biri gibi hissediyorum. Tarihiyle, geçmişten günümüze gelen dokusuyla ülkemizin zengin kentlerinden bir tanesi derim. Doğasıyla birlikte. İsterseniz bir de Gaziantep'le ilgili tamam, Erdem Bey'in Trabzon'la ilgili fikirlerini aldık. Şimdi de Gaziantep'le ilgili. Gaziantep gerçekten ülkemizin çok güzel beldelerinden bir tanesi. Zengin tarihi ve turizme olan yatkın yönüyle çok seviyorum burayı. Gerçekten insanları çok yakın, sıcak. Kendimi onların arasında onlardanmış gibi hissediyorum. Bir kez daha dünyaya gelsem Gaziantep'li olurdum. Biraz güzel. Abarttım. Yani son dönemde gittikçe zıvaladan çıkan konuşmalarım oldu. Ama yani Tuğba Hanım gerçekten de Diyarbakır için değil herhangi bir yer için de bunları söyler. Çünkü kendisi politikaya meraklı sevgili izleyiciler. İzleyelim. Ben yaşamış böyle lider rolü bir insanım. Duralım. Cenk Bey, evet. Reenkarnasyona inanmış olsaydım böyle sanki buralarda daha önce yaşamış. Buralarda yaşamış böyle lider rolü bir insanım. Evet. İnsanım. Gerçekten işkembeden konuşma konusunda sizden sonra tanıdığım ikinci kişi Tuğba Özay Erdem Bey. Benden önce onu tanıyordunuz Cenk Bey. Öyle mi? Değil miydi? Yok. Bu şu reenkarnasyonla ilgili kısmı bir daha alalım. Reenkarnasyon Erdem Bey. Reenkarnasyonla ilgili kısımdan itibaren dinleyerek. Aa, hızlı geri alıyor. Bu arada pardon duralım. Cenk Bey şu kim? Evet sevgili izleyiciler tam ekran alalım. Bakınız ekranda şu an sevgili Tuğba Hanım'ın sol elinin üzerine doğru baktınız mıydı? Orada bir bir cam görüyorsunuz. Camın arkasında da. Hafiften oynatalım. Hafiften derken normal oynatalım. Ve oraya bakalım cama bakalım. Lider rolü bir insanım. Orada zaten pek çok kişi var herhalde. İnsanımdır diye düşünürdüm. İnsanımdır diye düşünürdüm dedi kendisi Erdem Bey. Düşünürdüm eliğinden bahsetti. Gerçekten güzel konuşmalarıyla ancak böyle dışarıdan 3-5 kişinin izleyici kitlesini bulmuş. Bu kadar mı konuşma? Konuşma herhalde bu kadardır yani ben bu kadarını gördüm. Bunu da Gökay Bey kesmişti Cenk Bey. Siz Erdem Bey eğer reenkarnasyon varsaydı siz daha önce neydiniz? Vardıysa dediniz. Reenkarnasyon yok Cenk Bey öyle saçma sapan şeyler. Ama diyelim ki vardıysa da Isadıs'ın Dragon'ın dolaştıysa. Ben o zaman İstanbul'un yöneticisi falandım. Yani çok lider ruhlu bir insanımdır diye düşünüyorum. 3 dakika. Düşünen bir insansınız. Siz reenkarnasyona inanıyor musunuz Cenk Bey? Hayır Erdem Bey beni çok fena kazıkladı geçenlerde artık hiçbir şey dediğine inanmıyorum. Peki kapı kulplarına inanıyor musunuz? Kapı kulplarına inanıyorum. Her kapının bir handikapı vardı Erdem Bey. Gerçekten güzel bir konuşma yaptınız. O halde ben de bir atasözüyle bugün son sözlerimi tamamlayayım. Fulden uras olan gönülden de uras olur sevgili izleyiciler. Gülü seven dikenine saplanır sevgili izleyiciler. İsterseniz son dakika haberimizi girelim sevgili izleyenler. Öncelikle sevgili izleyiciler, Erdem Bey'in sizlere son dakika haberini girelim sevgili izleyenler demesi bazında sizlerden özür diliyorum. Çünkü böyle şeyleri Cenk reji yapıyorum burada. Ama yani bunları burada da siz yapacaksanız reji burada ne yapacak? Bakalım reji anlayacak mı diye söyledim Cenk Bey. Yani izleyiciye sana söylüyorum, rejim sen anla. Şeklinde rejime girdim affedersiniz. Sağ olun Erdem Bey. Evet izleyelim buyurun Cenk Bey. Bugün ne öğrendik Erdem Bey başka? Ne öğrendik dediniz? Ben bugün Cenk Bey zurna çalarak dizimizle araba kullanabileceğimizi öğrendik. Evet. Yani dizimizle araba kullanabildiğimize göre illa zurna çalmamıza gerek yok. İki elimizle karpuz yiyerek de araba kullanırız. Mühim olan orada iki eli kullanmamak diyorsunuz. Ama iki elimiz boş olduğu zaman da arabayı elimizle kullanmamak saçma oluyor. Yani tam bir paradoks sevgili izleyiciler. Paradoks dediniz. Ben daha iyi oynarım başlıklı haber size aitti Cenk Bey. Evet başlığı Erdem Bey çok iyi lot oynadığı için kendisine affettim. Fakat çok iyi oynamasına rağmen henüz bir ikramiye kazanamadı. Ama o zaman sen daha iyi oynarsın demeliydiniz Cenk Bey. Hayır ben onu işte sizin adınıza yazdım Erdem Bey. Ya da siz daha iyi oynarsınız demeliydiniz. Siz daha iyi oynarsınız demem daha iyi oyna filan demem gerekir. Anlıyorum. Diğer haberlerimiz işte Buzağı, Tuğba Özay falan filan sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta 23 Nisan özel programı diyorsunuz. Özel programında pazartesi günü sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.